arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik şapkalarımızı öreceğiz e, şapkamızı İsterseniz buzdolabı süsü, isterseniz anahtarlık ya da farklı kullanım amaçları tokalarımızda istediğiniz, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yapımı çok çok kolay. Bir oturduğunuzda epeyce örebilirsiniz. Ne kadar örmek isterseniz. Çünkü hiç vaktimizi alan bir yanı yok. Sık iğnelerimizde örüyoruz ve ne kadar büyüklük istersek ona göre ayarlamamızı yapabiliriz. Ben murumuzu öreceğim sizlerle. 12 tane sık iğne üzerinden çalışıp hiç artış yapmadan 12 devam edeceğim. Sizler daha biraz daha büyük şapka çalışmak isterseniz 15 olarak da başlayabilirsiniz. Yine 12 başlayıp da 2-3 sık iğne de bir artarak ikinci sırada hemen genişliğe kavuşturup daha sonraki sırada artmadan aşağı kadar istediğiniz yüksekliğe getirebilirsiniz. Bu minik şapkamızı şimdi birlikte çalışalım. Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olarak siz sesini aktif hale getirip de beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1. zincir içerisine gelerek batıyorum. Kapatıyorum. bir tane zincir çekiyorum. Ve yuvanın içerisine sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 İpimizi de bakın şu şekilde götürüyoruz. 3 4 5 6 7 ipimi şuradan sıkıştırıyorum 8 9 10 11 ve son sık iğnemi örüyorum 12 12 tane sık iğnemi ördüm arkadaki ipi çeviriyorum şöyle arkayı çevirip ipi asılıyorum İpi asıldıkça aradaki bakınız açıklık kapanacaktır açıklığımızı tamamen kapadım şimdi ikinci sıraya başlayalım 12 tane sık iğnemi örerek birinci sıramı tamamladım şimdi şöyle bakınız başlangıçta bitişimiz yan yana geçişimizi yapalım şöyle bir tane zincirimizin bulunduğu nokta vardı oraya giriyorum ipimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum ve birinci sıramız bu şekilde tamamlanmış oluyor. İkinci sıramıza başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen dibine batıyorum. Bu zincir çektiğimiz için başlangıcımız belli olacak. Hiç işaret takmamıza gerek yok. Birer birer batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğnemin 12'sini de ördüm. Şimdi zincir çekerek başlamıştım bakınız. Araya giriyorum. Zincirimin arasına alıyorum sık iğnemle. Bakın sık iğnemle bir tane zincirim vardı. Başlangıçta bir zincir hemen aynı yere sık iğne batmıştım. Zincirimin araya giriyorum, zincire batmadan ilmeğimi kaydırıyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum, dibine batıyorum. Geçiş yerlerimiz çok rahat belli olacak bu şekilde çalışırsak. Zinciri saymıyoruz. Sık iğne bir diye sayıyoruz. Çünkü zincirle sık iğne arasına girdiğimiz için buradaki zinciri örmemiş ve de artmamış oluyoruz. Bakın sayıyorum şimdi 1. 2 3 4 Şöyle tam girelim. 5 6 Aynı yere iki defa batmayalım. 7 8 Sizi yanıltmasın. Artış yapmadığımız için bakınız şöyle çekiyor. Çektiği için de buna battık fakat batmamışız gibi görüyor. Bakın şöyle gördüğünüz zaman ördük bunu geriye çektiği için burası büyük bir boşluk halinde 8 9 10 11 ve 12 12 sık iğnemi yine ördüm başlangıçtaki zincirimle trabzanın arasına girdiriyorum ipimi alıyorum kaydırıyorum ve bir tane zinciri çekip aynı yere giriyorum bunu bir diye sayıyorum ve devam ediyorum Bakın bu şekilde şöyle çeviriyorum. İstediğimiz derinlik oluşana kadar sık iğnelerimi örüyorum. Bakın parmağıma bu şekilde girdirdiğim zaman çok daha rahat görmekteyim. Bakın. Direkt şuradan da çekmeyi de kurtardığımız için artık parmağımızın içerisinde çok daha rahat hareket edebilmekte. Tekrar bakın başa geldim. Zincirimin bulunduğu yere giriyorum. Kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip aynı yere batıyorum. 1 2 Bakın hiç kaybetmiyoruz ilmek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Zincirle Sık iğne arasına giriyorum, kaydırıyorum. Aynı işlemimizi tekrar ederek biraz daha büyütelim. Bakın gayet güzel oluyor. Hiç e, bir sıkıntı yok. Zincirimize batmıyoruz. Her ikisi arasına girdiğimiz zaman gayet güzel şapkamızın bu tepe kısmını örüyoruz. Ben 12 olarak başladım ama sizler isterseniz 15 olarak da başlayabilirsiniz, 16 olarak da başlayabilirsiniz ya da daha büyük istiyorsanız yine 12 başlayıp İki tane de bir yani iki sık iğne de bir artış yaparak birazcık daha büyütebilirsiniz tamamen zevkinize uygun ayarlayabilirsiniz. birkaç sıra daha örelim yeterli boyut olana kadar ördüm sayalım başlangıçtaki 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra ördüm çok güzel oldu şimdi güneşliğini örmeye başlayalım öncesinde geçişimi yapıyorum bakın yine zincirimle sık iğnem arasına giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Kaydırdım. 3 zincirimi çekiyorum. 2 3. Tığımın başında oluyorum. Aynı yere batıyorum. Zincirimi ve trabzanımı ördükten sonra yanındaki sık iğneye geliyorum. 1 Aynı yere bir daha batıyorum. 2 Doluyorum. 1 Yanındakine batıyorum. 2 Yanındaki 1 2. Toplamda 24 tane trabzan olana kadar örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. 24 tane trabzanım ördüm. Yine geçişimi yapıyorum. Birinci trabzanımla zincirimin arasına giriyorum. Ilmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yandaki trabzana batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip diğerine batıyorum. 3 zincir trabzanıma batıyorum. 3 tane zincir. Bütün trabzanım tamam olana kadar üçer zincirimizi çekelim ve trabzanlarımızın üzerine batalım. 3 er zincir çekerek şapkamızın etrafını tamamladık. Şöyle çok güzel cici bir şapka oldu. Bakınız. Şimdi en son 3 zincirimizi kendi araya batıyoruz. Bakınız, şu araya. Başlangıç ve bitiş trabzanın arasına giriyorum, batıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. İç tarafa gizleyelim. Kestiğimiz iplerimizi mutlaka içe doğru gizliyoruz çok da uzun götürmemize gerek yok biraz gizledikten sonra kalanları da yine keselim şimdi kenar süslemesini çalışalım Diğer şapkalarımızda bakınız iki renk ipimi bağladım pembemde mavimde ise hem bu güneşliklerini farklı kullandım hem de şöyle kırmızı bir tane ipimi bağladım. Dilerseniz zincir çekerek bağlarsınız. Moruma ise ince kurdaleden bir tane fiongumu yaptım. Şu kısma yapıştırmak istiyorum. Bakınız, şöyle, şu şekilde yapıştırıp, bu da güzel bir süsleme şeklinde kullanıma hazır hale gelecek. Evet şapkalarımızı rengarenk istediğiniz gibi örebilirsiniz. İsterseniz buzdolap süslerinde, isterseniz anahtarlıklarımızdan nerede kullanmak isterseniz tamamen hayal gücümüze bağlı olarak çalışabiliriz. İlk şapkalarımızı farklı farklı çalıştık. Sizler e, zevkinize uygun bir şekilde son rütuşları atarak kullanabilirsiniz. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarım yeniden görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere